Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, kamuoyunu bilgilendirmek üzere yapmak istediğimiz bu basın toplantısına katıldığınız için ve kamuoyuyla aramızdaki iletişimi sağlamak yönünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 30 Mart yerel seçimlerinde Yalova'da belediye başkanlığı noktasında Cumhuriyet Halk Partisi 6 oyla önce AK Parti'nin 1 oyla öne geçti. Arkasından 6 oyla Cumhuriyet Halk Partisi ve sonunda yapılan itirazlar neticesinde seçimin iptali söz konusuydu. Ve 1 Haziran tarihi seçimin yenilenmesi tarihiydi. Hep birlikte 1 Haziran günü Yalova'dan seçimleri yaşadık ve bu seçimler tekrarlandı. Ortaya çıkan tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin 228 oyla belediye başkanlığını kazandığını, bizim AK Parti camiası olarak bu seçimin galibinin Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı adayı olduğunu düşünerek kendilerine Yalova'da yapacakları hizmet için başarılar dilediğimizi, yapılacak olan iyi hizmetlerde AK Parti camiası olarak her türlü desteklerimizin olacağını, yanlış olduğunu düşündüğümüz işlerde de yine AK Parti camiası olarak set çekeceğimizi ifade etmek istiyorum. Yapılan seçim neticesinde halkımızın, Yalova'da yaşayan hemşehrilerimizin iradesi bu şekilde gerçekleşti. Biz bu iradeye saygı duyuyoruz ve AK Parti camiası olarak önümüzde iktidar partisi olarak Yalova'mıza hükümetin yapacağı icraatlar çerçevesinde hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Yalova halkının mutluluğu, huzuru için, refahı için bir hükümetin temsili noktasında Yalova teşkilatları olarak her türlü desteği vereceğimizi, yapılacak olan yatırımlarda takipçisi olacağımızı ifade ediyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi adayına da başarılar diliyoruz. Allah inşallah hayırlı hizmetler nasip eder. Biz belediye yerelinde muhalefet görevimizi Yalova'da iktidar partisi mensubu olarak da iktidar gücümüzle hükümetimizin icraatlarını takip edecek ve onların Yalova'da hayata geçmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Benim bu noktada yapmak istediğim açıklamalar bundan ibarettir. Varsa sizin herhangi bir sorunuz, bununla ilgili cevaplarımız olacaktır. Ve birazdan kısa bir açıklama içinde Sayın Belediye Başkan adayımıza ve milletvekilimize de vereceğim. Soru varsa devam ediyorum, yoksa belediye başkanıma veriyorum. Belediye başkanıma veriyorum. Evet, herkese merhaba.
neticesinde siyaset toplumsal bir sorumluluk ve amacı topluma, kente, ülkeye hizmet etmektir. Seçimlerde hizmet etme noktasında farklı ekiplerin bir yarışıdır. Demokrasinin güzelliğini bir kez daha 1 Haziran'da yaşadık. Tabii ki her şey öncelikli olarak yalamamızın için hayırlı olmasın temenni ediyoruz. Görev olan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Umarız ki seçim öncesindeki gerginlikler seçim sonrasında hizmet noktasında bir engel teşkil etmezler. Tabii ki AK Parti olarak ve aday olarak gerek 30 Mart öncesinde gerek 1 Haziran öncesinde sorumluluklarımızın bilinciyle üzerimize düşen vazifeyi, gereğini ciddi oranda yapmaya çalıştık, yaptığımızı düşünüyoruz. Gerek 30 Mart'ta bize gönül veren, destek olan tüm seçmenlerimizin hakkını, hukukunu 30 Mart sonrasında da koruma bilinciyle süreci takip ettirdik. Neticesinde 1 Haziran'da toplumun yarısı bize, yarısı Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek oldu. Ve 228 oyla da seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Demokrasi böyle bir şey. Önemli olan bu bilinç içinde Yalova'nın kazanmasını sağlamaktır. Umarım inanırız ve isteğimiz olur ki kazanan Yalova olsun. Çünkü hepimiz şehirde yaşıyoruz. Onun için İl Başkanımızın da söylediği gibi elimizden gelen bilgi, birikim, tecrübe, destek anlamında bu şehrin menfaatine ne varsa biz de sorumluluk olan arkadaşlara her konuda destek olacağımızı sizler aracılığıyla ya da bakımıyla paylaşmak isteriz. Her şeyin hayırlısı olmasını temenni ediyoruz. Sayın Vefa Salman'a başarılar diliyoruz. Umarım ki hizmetlerde Yalova halkının belli ve taktiğini toplar bundan sonra süreçte. Evet, teşekkür ediyorum. Ben sözü Sayın Milletvekilimize veririm. Evet, ben de herkesin saygılar, sevgiler sunarak başlamak istiyorum. Değerli basın mensupları, yoğun ve yorucu bir seçimi daha geride bıraktık. İki seçim yaşamak hakikaten zor. Basın içinde, halkımız içinde ama en önemlisi bu işin taşıyıcıları olan teşkilat mensuplarımız içinde yoğun bir süreç geçirdik. Ben öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün gönüllülerine, il başkanlığımızdan mahalle temsilcilerimize, bize gönül veren, oy veren herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler çok çalıştınız, yoruldunuz. Gece gündüz hangi program ne denmişse herkes kendi gücüne göre gayret göstermeye çalıştı ve elinden geleni yaptı. Tabii Yalova'nın verdiği bu karara arkadaşlarımın ifade ettiği gibi ben de saygı duyuyorum. Çünkü bizim bir sloganımız var. Biz milli iradeye saygılıyız diyoruz. Yani biz başarılı olursak milli irade böyle tecelli etmiştir. Başkaları başarılı olursa öyle tecelli etmiştir. Halkımızın verdiği her türlü karar demokrasinin önemli bir sonucudur ve bizim de başımızın üstünde yeri vardır. Daha fazla Yalova'yı yormak istemiyoruz. Yalova halkımız bizi gerçekten hoşgörüyle karşıladı. Sevgiyle, samimiyetle karşıladı. Bu seçimlerde hiçbir taşkınlık, hiçbir olumsuzluk olmadı. Bu yönüyle de ben halkıma teşekkür ediyorum. Verdikleri karara saygı duyuyoruz. Bizler gece gündüz hep onların yanında olduk, arasında olduk, evinde olduk, sokakta olduk, dükkanda, çarşıda, pazarda hiç bırakmadık. Ama bu da önemli bir şey. En ufak bir olayın bile olmaması da geldiğimiz noktayı medeniyet açısından, siyasi açıdan, demokratik açıdan önemli bulduğumu da ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, biz tabii bu sonuç elbette ki bizi üzmüştür. Elbette ki AK Parti teşkilatından başta Yalova'da gönül verenleri, sizleri, bizleri üzmüştür. Beklediğimiz bir netice değildi. Almayı çok arzu etmiştik, istemiştik. Onun yanında da çalışmalarımız oldu. Ama siyasette iki şey de var. Beraberlik yok. Maçın ya galibi var, ya mağlubu var.
berabere kalmak diye bir şey yok. İşte kalırsanız iptal gibi böyle bir şeyler oluyor. Onun için tabii CHP'nin Yalova'da seçimi kazandığı bir ortada. Daha itiraz süreci vesaire basında zaman zaman geçiyor. Bunların hepsi genel merkezimizde de görüşüldü. Bugünden itibaren kapanmıştır. Ve yeni seçilen belediye başkanı arkadaşımıza Vefa Salman'a hayırlı olsun diyoruz, başarılar diliyoruz. Yapacağı her doğru işte, atacağı her doğru adımda bizler teşkilat olarak, meclis üyelerimiz olarak yanında oluruz. Ama böyle yanlış bir işi Yalova kamuoyunun içine sinmeyecek adımları atarsa da en büyük tepkiyi, muhalefeti kuşku yok ki bizden görecektir. Dolayısıyla biz teşkilat olarak bundan sonra daha çok çalışacağız. Çünkü hiç vaktimiz yok. Ara verecek zamanımız yok. Hemen Haziran'ın sonuna doğru, bu ayın sonuna doğru, belki ortasından sonra yeni seçim çalışmalarına, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin çalışmalarına da başlayacağız. Değerli arkadaşlar, basında vesaire bazı yerlerde bana da bir iki gündür sorular soruldu. İşte Yalova'da bir çatı mı tesis edildi veya bunun bir örneği mi vesaire diye. Asla Yalova'da böyle bir şey söz konusu olmadı. Yalnız bazı şeyler de düşündürücü. Türkiye'nin çatısı bellidir. Çatı kurulmak üzeredir. Kuruldu, adımlar atılıyor. Büyük çatının büyük mimarı inşallah Başbakanımız, Genel Başkanımız 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı olarak bu millete hizmete devam edecek. Kimse Yalova'da, Ağrı'da alınan bir sonuçla teselli olmaya veya acaba böyle bir şey mi gerçekleşir endişesine kapılmasın. Yalnız Yalova'da iki şeye temas etmek istiyorum. Bir, kullanılmayan, oy kullanmayan, azımsanamayacak bir seçmen kitlemiz var. Neticede bunlar etkili olmuştur. İkincisi, bir parti vardı. Milliyetçi, muhafazakar, efendim bayrak sevdalısı, vatan sevdalısı bir parti vardı. Mevta oldu, eridi gitti. Yok oldu gitti. Bunlar düşündürücü tabii. Bunlar düşündürücü. Dolayısıyla bu sadece yerelde, ufak yerlerdeki paslaşmalardır. Ki bu yeni de değildir. Bunu yeni de yapmıyorlar. Daha önce de gördüğümüz denenen şeylerdir. Dolayısıyla bunu da artık o partilerde samimiyetine inandığımız arkadaşlarımızın da iyi değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. İyi değerlendirmesi gerekir diye de düşünüyorum. Son olarak şunu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Gerek CHP belediye başkan adayına Sayın Salman'a, gerek onların ağzından çıkanı bazen kulağının duymadığı milletvekillerine seslenmek istiyorum. Yalova'da iktidarsınız. Artık bundan sonra söylediğiniz her şey çok önemlidir. Atıp tutma devri gitmiştir. İktidar olmak sorumluluk ister. Eğer bu güzel Yalova'mıza zarar vermek, bir tarafa hizmet etmek istiyorlarsa Yalova'nın önce bir huzur kenti olması lazım. Bir barış kenti olması lazım. Burada da yerel yönetimin önemli bir rolünün olduğunu düşünüyorum. Artık o meydanlarda, otobüs üstlerinde, sağda, solda ileri geri laflar yapmanın, ta Sayın Başbakanımıza kadar dil uzatmanın çok edep dışı olduğunu düşünüyorum. Biz bir yerel seçim yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu'nu hiç ağzını alanını duydunuz mu? Ben milletvekili hiç ağzımı almadım. Sayın Kılıçdaroğlu diyorum. İl başkanım almadı, belediye başkanı adayım almadı. Hiçbirimiz. Biz siyaseti insanlarımızın ahlaki ölçüleriyle uyuşmayan tarzda yapmayız. İnsanlarımızı rahatsız edecek şekilde yapmayız. Dolayısıyla ben bundan sonra Yalova'da ana muhalefet partisine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, gerek seçilen belediye başkanlarına, gerek milletvekillerine bu
anlamda önemli bir telkinde ve tavsiyede bulunuyor. Laf değil, iş zamanıdır. İnşallah Yalova'mızda bu tercihte gerekli hizmeti alır. Biz de bundan mutlu oluruz. Biz iktidarız. Ve bizim iktidarımız devam edecek. Merak etmeyin. Biz bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah 10 Ağustos'ta Yalova'nın gerçek karnesini hep beraber göstereceğiz. Hep beraber göstereceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ama tabii aslında ben bugün burada olmayacaktım. Dün il başkanıma da konuştuk, görüştük. Bugün meclis açılıyor biliyorsunuz. Grup toplantısı yapıldı. Sayın Başbakanımızın konuşmasını dinleyenler de oldu. Ama sandık müşahitlerimizden seçim günü çok üzüntülü bir olay yaşadı. Ahmet Küçük kardeşimiz, arkadaşımız kalp krizi geçirmişti. Tabii biz o andan itibaren, o saatten itibaren Merkez İlçe Başkanımız, İl Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, teşkilatımızın bütün sorumluları ailesiyle ve kendisiyle yakından ilgilendik. Belediye Başkanımızın zaten önceki personeli ailesiyle beraber yakından ilgilendi ama sonuç olumsuz tecelli etti ve arkadaşımız dün de Bursa'ya EYK'e gitmişiz. İl başkanımızla ve birkaç yönetici arkadaşlarımızla beraber Bursa'ya yine ziyarete gitmiştik. Hastane başhekimiyle görüştük, durumu ile ilgili bilgi almıştık ama arkamızda gece yarısı Ahmet Küçük arkadaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yani bu da tabii seçimlerde bizim için çok samimi, cansiperane, gayret eden, ailesiyle beraber gayret eden bir arkadaşımızdı. Bugün ikindi namazından sonra Merkez Camii'nden kaldırılacaktı. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sonuçların milletimize, yavrumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. Değerli arkadaşlarım, ben de Ahmet Küçük kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün ikindi namazında Merkez Camii'nde cenazesi olacak. Ona inşallah hep beraber iştirak ederiz. Kederli ailesine ve camiamıza da başsağlığı diliyorum. Son olarak değerli arkadaşlarım, seçim sonucu Yalova'mız için, ülkemiz için hayırlı olsun diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Vefa Salman kardeşimize başarılar diliyorum. İnşallah Yalova'mız için güzel hizmetler üretmesini diliyorum. Biraz önce belirttiğim gibi AK Parti camiası olarak her başarılı hareketin arkasında olacağız. Her hizmet noktasında biz de faydalı olacağız. Ve hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.